Merkez Bankası'nın, doğrusu benim pek anlam veremediğim, yani nereye oturtacağımı şaşırdığım bir kararı oldu. 50 bas puanlık bir faiz indirimi oldu. Ben açık söyleyeyim, hani yaparsa 200 bas puan yapar diye düşünüyordum. Hani 50 bas puan nedir çok anlamlandıramadım. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya Sayın Gündoğan, yani Vardır açıklamayı bir okuduğun gerekçesi. zaman mutlaka, yani şimdi açıklamayı okuduğun zaman içine asrın felaketi girmiş. Öyle bir açıklama girmiş. Hani 2023'teyiz. Evet. Yarın öbür gün inşallah olmaz ve inşallah önemli tedbirler alınır o güne kadar. Daha büyük bir felaket olana kadar bu asrın felaketi olarak kalacak da bir sonrakini nasıl adlandıracaklar onu çok merak ediyorum. O yüzden Merkez Bankası gibi bir kurumun açıklamasında böyle bir sözün giriyor olması bu faiz indirimini kendince makul olarak adlandırıyor veya onun açıklaması için kullanılıyor ama gerçekten zaten 9 faiz çok anlamlı değildi bizde. Hani bunun 8,5'a inmesi hiç anlamlı değil. Hadi dediğin gibi 200 bas puan değil. Gelin bence anlaşalım 500 bas puanla bitirelim bu işi. Ya. Bir 4, %4'e 3'e indirelim. Oradan gerçekten bir şey yapmıyoruz. Tabelada duran bir şey. Biraz evvel senin lafın arasında geçen küçük bir şey vardı. Temdit komisyonu dedin. Evet. Ve diğer faizler Evet. dedin. Tabela faizi dediğimiz 8,5. Bu büyük ihtimalle şu anda bir tek Türk lirası üzerinden yapılan kur korumalı da 300 bas puanla 12'den 11,5'a inmiş olan yerde kullanılıyor diye düşünüyorum. Bir de kamu eliyle dağıtılan kredilerde bunun esas alındığını görüyoruz. Ona da ulaşabilenlerin sayısı kısıtlı, sınırlı. Belki deprem bölgesine daha öncelik veriliyor ki doğrusu bu tartışmasız. Onların ucuz finansmanı için okey, buna da varım. Ama ve lakin gelin biz bu işi başka türlü halledelim diye önereceğim. O da tabelayı 300'e 400 bas puana indirdiğinizde, yani %300'e 4'e indirdiğinizde o durum devam ediyorken buradaki kar ya da zarar durumu bir anlamda Merkez Bankası'nın faaliyetlerinde ortaya çıkıyor. Halbuki olması gereken yeknesak bir faiz oranı. Onun üzerine bu zaten Merkez Bankası ya da kamu bankalarında görev zararı olarak teşkil etmesi doğru değil. Merkezi bütçede ortaya çıkacak. Devlet doğrudan o bölgeye faiz veya diğer desteklerle bir maliyeti üstlenecek. O da tüm kamunun üzerine yüklenecek. Hepimiz de bunu biliyor olacağız. Doğru yöntem bu olması gerekirken biz tabeladaki bir faizle uğraşıyoruz. Hani gerçekten yani bunu söylemekte şey duyuyorum, yoruldum biraz tekrarlamaklarına sıkılıyorum ama hani 1986 yılından beri piyasalarda olan birisi olarak kredi faizlerinin, mevduat faizinin altında kaldığı bir dönemi zaten hatırlamıyoruz. Bu dönemin bu kadar uzun süre sürdürülmesi sağlıklı değil. Diğer taraftan tabela faiziyle iş gören faizinin de arasının bu kadar açıldığını çok fazla görmemiştim. Şimdi biraz evvel söylediğim temdit komisyonu aslında bankaların iş gören maliyetlerine orantılı olarak yapabildikleri veya uygulayabildikleri faizi, bu faiz indiriminin dezavantajı o. Kullanabilecekleri bir narf var faizde. En azından resmi olan kısmı. Gayri resmi kısmıyla bunu telafi etmeye çalışıyorlar. İşte o bahsettiğim deprem bölgesine temditte bile komisyon alarak ancak ve ancak maliyetlerini, yani bir miktar krediye yansıtabiliyorlar. Şimdi bundan hakikaten artık vazgeçelim diyorum ama ben söylüyorum, ben dinliyorum. Şu faiziyetine saklaşmadan aslında deprem bölgesine bile yardımcı olamayacağız. Ya da nasıl yardımcı olacağımızı bile bilmeyeceğiz. Kime nasıl yardımcı olacağımızı ölçemeyeceğiz. Yani her şey mi faiz diyeceksin? Hayır, bütün hesabı denkleştirdiğimiz yer faiz. Yani faiz asıl olandır dediğim benim odur aslında. Evet. Bu Evet, arada merkezin, yani, buyurun. yok, bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu tabii sadece bu bölge içinde geçerli değil. Dediğin gibi buraya veriliyor, yönlendiriliyor olması belki şu aşamada en doğrusu. Ama zaten bir süredir hiçbir yere hiçbir şey gitmediğini de belirten o kadar çok iş insanı var ki. Yani bunu sorguladığımızda şöyle söylüyorlar açıkçası. Ya finansmana erişim diye bir şey neredeyse kalmadı. Yani bankacılarla oturuyoruz. Dün ben Eskişehir'deydim. Eskişehir'dekilerin de söylediği buydu. Bankacılarla oturuyoruz. Biz deprem bölgesini konuşuyoruz. Olup bitenleri konuşuyoruz. Bize sundukları hiçbir ürün yok diyordu. Yani böyle bir durumdayız aslında. Yani, şimdi
böyle bir durumda 50 bas puan faiz inmiş, ortada para yok ki. Yani maalesef durum bu. Yani dağıtılıyor deniyor. Ben mesela konuşuyorum bankacılarla, bazı yetkililerle de konuşuyorum, o bankalarda daha fazla dağıtan, sahada olan bankaların yetkilileriyle konuşuyorum. Diyor ki ya biz tamam vermeye çalışıyoruz ama bir bana mesela buraya işte 50 tane bölge bağlı. O 50 bölgeye ben 5'er milyon lira gönderiyorum. Onların şubelerine göndereceği rakam belli. İşte çarp böl, bize düşen para belli. Bu zaten kimin ne işine yarar ki? Biz de anlamıyoruz ama biz elimizden geldiğince bunu sahaya indirmeye çalışıyoruz. Ben şeyi sordum da, ya dedim acaba size geliyor da, çünkü kredi garanti fonundan da yetkililerle konuştum. Biz veriyoruz dediler. Ama belki banka şubelerine doğru gitmiyordur. Bankaların genel müdürlüklerinde kalıyordur falan. Onun üzerine aradım. Yo dedi, biz de veriyoruz ama o şey değil. Yani piyasada buharlaşıyor o para. Biz eskiden bir müşterimize 50 milyon lira verirdik en az. Şimdi bu enflasyona rağmen bizim verebildiğimiz bir müşteriye 1 milyon lira. Bu zaten ne olacak ki, bundan kime ne fayda olur diye bankacılar soruyor. Bankacılar da kimsenin, durumun farkında. Evet, kimsenin dişini kovuna gitmez o. Gitmiyor. Yani bu bir bütünlük içinde ele alınması gereken bir konu. Hani gene böyle bireysel endişeler, çabalar anlıyorum. Ulaşabilenler var, bundan memnun olanlar vardır mutlaka sayıları. Onları da örnek göstererek genişe, bütün alana yaymak çok doğru değil. Sonuçta ortalama etki diye baktığımızda şu ana kadar atılmış adımların ortalama etkisi kızgın sacın üzerine damlayan bir damla su gibi buharlanıp gidiyor görünüyor. Yani bunu önce sacı soğutacak, sonra o sacın içinde su birikmesini sağlayacak bir yönteme gitmesi lazım.